çok önemli tarım sektörüne yön veren ve tarım sektörünün yükselen firmalarından, isminden de anlaşılacağı gibi Yüksel Tarım'dan çok önemli misafirlerimiz var. Yüksel Tarım Satış Pazarlama Müdürü Sayın İbrahim Kılcı ve aynı zamanda Yüksel Tarım'ın İran distribütörü Sayın İhsan Sadıkzade bizimle birlikte. Hoş geldiniz ikiniz de yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, öncelikle İbrahim Bey sizden başlamak istiyorum. Konya Tarım Fuarı hakikaten Türk tarımı için çok önemli. Evet. Aslında Türk tarımı için olduğu kadar sanayici için de çok önemli. Nasıl geçiyor? Yani ne anlam ifade ediyor? Çiftçi için ne anlam ifade ediyor? Siz sanayici kesim için ne ifade ediyor bu fuar? Şimdi Konya Tarım Fuarı gerçekten Türkiye'nin en büyük tarım fuarı oldu artık. Yani bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Sadece Konya veya Türkiye açısından değil, dünya için de bu çok önemli. Çünkü yurt dışından her yıl ziyaretçi sayısı artıyor. İlgili, alakalı imalatçılar olsun, ne bileyim hani bayi usulü çalışmak isteyen firmalar olsun, bu sayı her geçen gün artıyor. Bu da tabii tarım fuarının ne kadar önemli olduğunu her yıl bize bunu gösteriyor. Tarım fuarının Konya çiftçisi için, Türkiye çiftçisi için önemi, hani ürettiğimiz yeni ürünler, ürünlerdeki değişiklikler, yani bunları en güzel sergilediğimiz alan tarım fuarı. Hani makineler sahaya inmeden vatandaş burada makinesini görüyor. Yeni ürün nedir, değişiklik nedir? Bu bilinçle daha sonra bayilerimizden veya fabrikamızdan veya anlaşmalı kurumlardan ürünlerimizi gönül rahatlığıyla alabiliyor şu an. Tabii burada akılda kalan sorular varsa eğer, değil mi, sizin gibi isimlere yönelterek cevap alıyor. Belki kararsız kalmışsa siz onları yönlendirebiliyorsunuz. Evet. Seçim noktasında da çok aslında önem var. Tarım fuarı firmayla çiftçinin buluşma noktası diyebiliriz bu konuda. Hani bize direkt ulaşamayıp da veya yerinde göremeyip de merak ettikleri konuları tarım fuarında makinalarımızın başında soruyorlar, cevaplıyoruz. Bize fikirler sunuyorlar. Böyle değişiklik olabilir, şu şekilde yapılabilir gibi. Biz de bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz çiftçimize. Peki şimdi Yüksel Tarım dediğimiz gibi sürekli isminden de anlaşıldığı üzere yükselen bir grafiği var söz konusu. Birçok farklı ürünleri zaten çiftçilerin beğenisine sunuyorsunuz. Sadece iç pazarda değil aslında dış pazarda da çok ciddi talep görüyor. Yüksel Tarım'ı diğer firmalardan ayıran en büyük özelliği nedir sizce İbrahim Bey? Bizim en büyük özelliğimiz bizim aile şirketi olmamız. Üretimde olsun, satışta, iç piyasa, dış piyasada aileden bir ferdin olması, bu bizim için büyük bir avantaj. Tabii bu kaliteye yansıyor, hizmet kalitesine yansıyor, satış sonrasında yansıyor, imalat aşamasında çiftçiye bunlar hep kalite olarak yansıdığı için bu bizim bir diğer firmalara ayrılan bir özelliğimiz diyebiliriz artık. Yani. Bir iki adım öne çıkartıyor. Evet. Şimdi ben İran'dan gelen misafirimize dönmek istiyorum. Evet, biz işin Türkiye ayağını konuştuk, değerlendirdik ama sınırlarımız ötesinde, yani o Orta Doğu diye tabir edilen o coğrafyada tarım nasıl? İhsan Sadıkzade, doğru söyledim değil mi? Yanlış bir şey yok. Şimdi siz Yüksel Tarım'ın İran distribütörüsünüz. Önce ben İran'daki tarımı sormak istiyorum. Sizin bölgenizde tarım veya hayvancılık ne aşamada şu an? Ben bir merhaba. Tabii ki, tabii ki. Herkese merhaba. Size şöyle söyleyeyim. İran çok büyük bildiğiniz gibi ve orada olan tarım ve hayvancılık da sene seneye göre hem büyümek hem de yeni makinalar olarak bence herkes talepleniyor. Yeni makine gelsin. Dünyanın en iyi teknolojileri oraya gelsin. Talep gün be gün yükseliyor. Böyle sizin gibi mesela Çiftçi TV ve öbür kanallar olduğu için de fuarları siz geziyorsunuz, makineleri gösteriyorsunuz. Bizim oradakiler de hatta bunlara bakıyor ve onlardan da talep bize çok geliyor. Mesela şu makineyi gördük, yeni bir makine, talep yükseliyor böyle olunca. Tabii aslında o zaman bizim burada rolümüz daha da artıyor. Madem ki siz söylediniz, Çiftçi TV'nin izlenme payı veya çiftçilerden size gelen tepkiler nasıl Çiftçi TV ile ilgili? Şöyle söyleyeyim, benim en yakında 4 ay önce bir tane müşterimiz Çiftçi TV'ye bakmış ve oradan bir tane yeni makine resmini çekip bize göndermişti. Biz oradan da irtibata geçtik ve o makineyi aldık, teslim ettik. Öyle söyleyeyim, çok izleniyor. Bizim Türk, Azerbaycan tarafı olarak, yani Türk bilenler, hatta bazıları bilmeyenler, onlar da böyle izliyorlar. Evet, buradan da o zaman Çiftçi TV'nin aslında sadece Türkiye ile sınırlı yani, değil mi? Evet. Şimdi tabii ben aslında stüdyodaki yayınımda dünyanın birçok noktasından mesajlar alıyorum. İşte Azerbaycan'dan, İran'dan veya işte Fransa'dan, Belçika'dan, Avrupa ülkelerinden birçok mesaj geliyor. Ama tabii siz birebir canlı şahidi olduğunuz için sizden de dinlemek beni ayrıca mutlu etti kurumum adına tabii ki. Peki Yüksel Tarım'a olan ilgi nasıl?
Yüksel tarıma olan ilgi şöyle söyleyeyim. Ben yüksel tarımın tüm hepsi ürünlerini İran'a götürüyorum. Ve ona %100 eminim ki herkes memnun. Hatta aynı olan mesela başka markalardan da hem İran'dan yurt dışından başka ülkelerden geliyor. Bizi ararken mesela direkt yüksel tarımın markasını istiyorum söyleyenler. Mesela şu makineden taş toplamadan kesin yüksel tarım olsun. Ona göre kalitesi çok iyi olduğu için bizim orada gelen taleplerimiz kesin markanın üstüne el koyuyor ki yüksel tarım olsun.